sizden istirham ediyorum ve hatta yalvarıyorum. Bu dramların üstüne gidebilmek için lütfen gelin hep beraber bu öneriye evet diyelim. Bunlar doğruysa ya da buna benzer başka problemler varsa hep beraber bu konunun üzerine gidelim. Ve bu konuyu söz veriyorum, bir siyasi tartışma ve polemik meselesi yapmayacağım ve asla eleştirim. Sapasağlam teslim edilmiş ve oraya gelirken, yuvaya emanet edilirken sağlam olduğu raporlara kaydedilmiş bir çocuk neden öldü? Bunun hesabını vermek zorunda. Öte yandan benim suç işlediğimi söylüyor Sayın Bakan. Cevap vereceksin Sayın Bakan bana. Bu çocuklar niye tecavüz edildi? Niye yurttan kaçtılar? Ben o çocukların yüzünü göstermedim. Adını paylaşmadım. Bana diyor ki Sayın Bakan suç duyurusunda çocukları yönlendirmiş. Sen niye yönlendiriyorsun çocukları Sayın Bakan? Bu çocuklar yuva da uyuşturucu kullanıldığı için, dövüldükleri için, tecavüze uğradıkları için kaçmışlar. Üzerlerinde hala bıçak yarası var. Nasıl vicdanınız sızlamadı sizin? Gelin bunları araştıralım. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri. Çocuk konusu son derece önemli. Ve çocuk dendiğinde hepimizin yüreğinin burkulacağını ve bu konuda hepimizin hassas olacağını biliyorum. Önemli bir konuyu gündeme getirdik parti olarak ve bu konunun siyaset üstü bir mesele olduğuna inanarak, hepimizin ortak problemi olduğuna inanarak bu konuyu gündeme getirdik. Bugün biraz sonra bazı gerçekleri paylaşacağım sizinle. Ve bunları dinlerken eminim hepinizin yüreği burkulacak. Ve niye böyle oluyor diyeceksiniz. Belki de bazılarınız yoktur böyle bir şey diye itiraz edecek. Ama itiraz edecek olan bütün arkadaşlara şimdiden sesleniyorum ve bir çağrıda bulunuyorum. Bu anlatacaklarıma inanmıyorsanız ne olursunuz sizden özellikle rica ediyorum, istirham ediyorum ve Türk çocukları adına yalvarıyorum. Bu önergeye evet deyin. Gelin araştıralım, tek tek üstüne gidelim. Doğru mu yanlış mı hep birlikte bulalım ve varsa sorun hep beraber çözelim. Bakın bundan tam 20 yıl önce Bahçeli Evler Çocuk Yuvası'na gitmiştim o zaman milletvekili kimliğimle. Ve maalesef o gece çocuk yuvasından 33 kız çocuğunun kaçırıldığını ve maalesef kötü ellerde başka bir yerlere götürüldüğünü belgelemiştim. Ciddi çatışmalar yaşadık o günün bakanıyla ve samimi olarak kendisine şunu söyledim. Derdim sizi eleştirmek değil ama ortada vahim bir durum var. Ciddi bir problem var. Gelin bu konuyu çözelim. Ama maalesef aramızda ciddi gerginlikler yaşandı ve konu orada kaldı. Ve yeniden milletvekili olduktan sonra bazı çalışmalar yaptım ve mevcut Sayın Bakan'a önergeler verdim. Keşke Sayın Bakan verdiğim soru önergelerinin cevabını vermiş olsaydı ya da beni arayıp Turan Bey şurada yanlışlık var, şurada doğru, gelin bu konuyu birlikte çözelim, muhalefet olarak bize destek olun demiş olsaydı. Ama o bana cevap vermek yerine, meclise yanıt vermek yerine beni savcılığa şikayet etmeyi doğru buldu. Ben de meseleyi kamuoyu gündemine ve meclisin gündemine getirdim. Geçtiğimiz günlerde Bandırma Hicri Erçili çocuk evine gittim. Kapasite 30 ama 50 tane çocuğumuz var. Yataklara baktım, hepsi son derece dar alana sıkıştırılmış. Ve kurallara göre sağlıklı çocukların, suça bulaşmış çocuklarla aynı ortamda bulunması yanlış. Ama buna rağmen işlerinde suça bulaşmış çocuklar da vardı. Yine genelgeye göre, bakanlığın kendi genelgesine göre çocukların alt ve üst yaş grupları arasında maksimum 3 olması gerekiyor, 3 yıl olması gerekiyor ama her yaştan çocuklar vardı. Bu tabii yönetsel bir problem, teknik bir problem ama ardından daha vahim gerçekler ortaya çıktı. Yine Bahçeli Evler Çocuk Yuvası, geçen yıl Ağustos ayında 3,5 yaşında bir yavru bu yuvaya emanet edildi. Anne baba ayrı, baba tır şoförü, dedi ki alın benim yavruma bakın, ben bakacak durumda değilim. Ve bir gün bir telefon aldı. Dediler ki gel çocuğunun cesedini al, çocuğun öldü. Baba ağlayarak gitti ve çocuk ölmüş. Oradan, yuvadan çocuğun cenazesi çıkmış. Ve ben bunun hastane raporlarına baktım. Çocuk kanamalı bir şekilde gitmiş. Ağzından burnundan kan geliyor. İdrar yollarından kan geliyor. Böbrekleri parçalanmış, midesi parçalanmış. Hortum takılmış, entübe edilmiş ve çocuk hayatını kaybetmiş. Bir genel cerrahi uzmanı olarak söylüyorum. İki ülkeden diploması olan bir hekim olarak söylüyorum. Tıbbi olarak bunun olması mümkün değil. Çocuk darp edilmiş. Ve çocuğun hastane raporlarında ölüm sebebi yazılmamış. Otopsi raporu yok mahkemesinde. Bu olamaz, kabul edilemez. Yine başka bir baba aradı beni. Dedi ki çocuğumu 4 yaşında
yurda emanet ettim. Çocuk birçok yurdu dolaştı. En son Mersin Çocuk Yuvası'na emanet edildi. 16 yaşında oğlum beni cezaevinden aradı. Ve yuvadan kaçmış, cezaevinden aradı. Ve dedi ki ben terör örgütü üyesi olduğum gerekçesiyle beni cezaevine koydular. Aradım çocuğu, buldum cezaevinde. Oğlum ne oldu sana dedim. Dedi ki ben ve benim gibi başka kaçanlar da var. 15 kişi yok. Ve ben bugün PKK üyesi olmaktan cezaevindeyim. Devlete emanet edilmiş bir yavrunun bir örgütün eline düşmesi kabul edilemez. Sayın Başkanım, biraz zaman rica edeceğim ne olursunuz bittikten sonra. Bir önemli birkaç şey daha paylaşmak istiyorum. Öte yandan geçtiğimiz günlerde birisi aradı Balıkesir'den beni. Dedi ki Sincan Çocuk Yuvası'ndan iki yavru kaçmış bana geldi. Balıkesir'de aile. Sana getirmek istiyoruz. Getirin dedim. Getirdi çocukları. Vali Bey'i aradım. İki çocuk var kaçmış. Bunları muhafaza edin lütfen diye. Sayın Çömez, lütfen tamamlayın. Kendisine teşekkür ediyorum. Çocuklara sahip çıktı ama dinlediğim şeyler vahimdi. Çocuk dedi ki amca tecavüze uğradım ve bıçaklandım. Bıçak yaralarını gösterdi. İçim parçalandı. Yine Balıkesir'den başka bir örnek vereceğim size. Geçen yıl yaşanan bir olay. Devlete emanet edilmiş iki yavru. Çocuk yuvasından kaçırıldı. Ve bir gece o lanet olası, oradan kaçıran lanet olası adam bunları bir eve götürdü, istismar etti. Ve o gece uyuşturucu kullandıktan sonra orada bir yangın çıktı. Adam öldü. Kızlardan biri uzun süre yoğun bakımda kaldı. Ve olayın üstü kapatıldı. Şimdi sizden istirham ediyorum. Ve hatta yalvarıyorum. Bu dramların üstüne gidebilmek için lütfen gelin hep beraber bu öneriye evet diyelim. Bunlar doğruysa ya da buna benzer başka problemler varsa hep beraber bu konunun üzerine gidelim. Ve bu konuyu söz veriyorum. Bir siyasi tartışma ve polemik meselesi yapmayacağım ve asla eleştirim. Teşekkür ediyorum Sayın Çömez. Dikten vazgeçmiyoruz. Herkes için eşit. Peki, teşekkür ediyorum Sayın Vekil. Sayın Gören Bölük, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Sayın Çömez, buyurun. Açalım Sayın Çömez'in sesini. Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. Sayın Milletvekilimize de çok teşekkür ediyorum. Sanıyorum bakanlık verdi bu bilgileri kendisine ama maalesef bakanlık kendisine doğru bilgi vermemiş. Bir, şu anda otopsi raporu yok. Yani aileye bir otopsi raporu verilmedi. İki, hastane raporlarını inceledim. Hastane raporlarında çocuğun ölüm nedeni belirtilmemiş. Ama hastaneye nasıl geldiğini biliyoruz. Çocuk ağır bir şekilde idrar yolları ve midesi ve akciğerleri kanamalı bir şekilde hastaneye intikal etmiş. Ve ölüm sebebi hastaneden çocuk tahliye edilirken, daha doğrusu vefat ettikten sonra ölüm sebebi raporlarına yazılmamış. Aile feryat ediyor, benim çocuğum niye öldü diye. Dolayısıyla bu aileye mutlaka ve mutlaka gerçekçi, doğru bilgi verilmesi lazım. Otopsi raporunu gördüyse Sayın Vekil, o raporu bana da versin, beraber konuşalım. Bir şey daha söyleyeceğim. Bir otopsi raporunda ailenin kusuru yoktur veya devletin kusuru yoktur yazamaz. Sayın Çömez, lütfen tamamlayın. Ben mesleki hayatı boyunca otopsi yapmış bir insanım. Benim uzmanlık alanım. Otopsi raporunda devletin kusuru yoktur diye bir şey yazamaz. Yazıyorsa bu raporun arkasında başka bir şey vardır. Varsa bu rapor ellerinde hem Sayın Bakanlık hem de sizler lütfen paylaşın, oturalım konuşalım. Hala soruyorum. Sapasağlam teslim edilmiş ve oraya gelirken, yuvaya emanet edilirken sağlam olduğu raporlara kaydedilmiş bir çocuk neden öldü? Bunun hesabını vermek zorunda. Öte yandan benim suç işlediğimi söylüyor Sayın Bakan. Cevap
cevap vereceksin Sayın Bakan bana. Bu çocuklar niye tecavüz edildi? Niye yurttan kaçtılar? Ben o çocukların yüzünü göstermedim. Adını paylaşmadım. Bana diyor ki Sayın Bakan suç duyurusunda çocukları yönlendirmiş. Sen niye yönlendiriyorsun çocukları Sayın Bakan? Bu çocuklar yuvada uyuşturucu kullanıldığı için, dövüldükleri için, tecavüze uğradıkları için kaçmışlar. Üzerlerinde hala bıçak yarası var. Nasıl vicdanınız sızlamadı sizin? Gelin bunları araştıralım. Bir daha söylüyorum. Sayın Çömez lütfen. Samimiyetimle söylüyorum. Ağzımdan bir tek kelime eleştiri çıkmayacak. Kurun bu komisyonu, kaldırın o ellerinizi ve deyin ki Turan Çömez'in ve burada konuşulan şeylerin doğru olmadığını kanıtlamaya hazırız. Kaldırın ellerinizi, söz veriyorum size ağzımı açmayacağım. Yeter ki o yuvalara gidelim, Balıkesir'e gidelim, Bandırma'ya gidelim, Kozlu'ya gidelim. Bakın çalışan birisi tecavüz ettiği iddia ediliyor. Kozlu'ya gidelim, Sincan'a gidelim çocuklar niye kaçtı. Daha birçok örneği var. Mersin'e gidelim. Onların hepsine gidelim beraber ve olmadığını birlikte kanıtlayalım. Derin bir nefes alalım. Hem Sayın Bakan'a hem de parlamentoya teşekkür edelim. Sayın Özdemir.